STV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kısıtlamaya yaklaşık 24 saat kaldı. Çarşamba gününün gündemiyle karşınızda olacağız. Gündemin ilk sırasında AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan var. Bugün basın mensuplarının karşısına geçti Çalışkan. Hem ülke genelinde gerçekleştirilen AK Parti hükümetinin desteklerini dile getirdi. Hem de Eskişehir özelinde Büyükşehir Belediyesi'ne hem damacanalarla ilgili hem de kent içi trafiğiyle ilgili eleştirileri vardı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kalabak su konusunda sepet sorunu olduğuna ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi. Bütün yaz boyunca kalabak suyuna ilişkin sorun yaşadık. Maalesef damacanalar şehrimize ulaşmadı. Şimdi de öğreniyoruz ki sepet sorunu varmış. Yani biz hem Eski Genel Müdürüne hem de Büyükşehir Belediye Başkanı'na şehrimizde damacanaların koyulduğu sepet sorunu var mı yok mu soruyoruz. Buna ilişkin de cevap bekliyoruz. Her ne kadar onlar konuşmamakta ısrarlıysalar da biz aynı soruları tekrar tekrar soracağız. Çalışkan sorularını şu şekilde sürdürdü. Şehrin trafik sorunu çözmeyi düşünüyor musunuz? Şehire çıkın bakın şu saatte dahi şehrin birçok noktası trafik keşmekeşinden geçilemiyor. İki gün sonra Kurban Bayramı gelecek. Maalesef şehrimizde kesime ilişkin kurbanlıklara ilişkin mezbahanın olmadığını belediye başkanımızın görmesi lazım. Bunu sadece Kurban Bayramı'na özel söylemiyorum ama şehrin yaşanılabilir, hijyenik, fen kurallarına uygun mutlaka bir mezbahanesinin yapılması gerektiği açık. Bazı yatırımların bitirilmiş olmasına rağmen açılmamasını da anlamlandıramıyoruz. Tramvay yolları yapıldı. Maalesef tramvaylar çalışmaya başlamadı. Bunun gerekçesini bilmiyoruz. Sosyal medya arkadaşlarımız tramvay yollarındaki yapıma ilişkin kısmı, tramvay yollarının ufukta kesişmesinin bir hayal kurmaya sebebiyet vereceğine ilişkin bir gerekçeleme olduğunu sordular. Belediye başkanının bunları cevaplaması lazım. Çiftelerde otogar tamamlandı. Hizmete açıldı mı, açılacak mı bilen yok. Keza kent evi diye kendisi küçümsenen, küçük gösterilen fakat şu ana kadar 23 milyonu yemiş ve hala belediye bütçesiyle yapılmaya çalışılan bir kent evimiz var. Her yerden ses var, mevcut belediye başkanından ses yok. Kent evi ne olacak? Zihni Çalışkan ayrıca içinde damacana kağıdının olduğu kalabak su damacanasını basın mensuplarına göstererek bu damacanayı İl Sağlık Müdürlüğü'ne vereceklerini söyledi. Keşke girmeseydi. Bunu da Sağlık İl Müdürlüğü bizden istedi. Toplantıdan sonra Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Bu bizim kıymetli suyumuza hemşehrilerimizin sahip çıktığı gibi idarecilerin, yöneticilerin ve belediye çalışanlarının sahip çıkması, böyle manzaralarla karşılaşmamız, kalabak suyuna mevcut hizmet edenlerin vermiş olduğu zarar hepimizi çok üzüyor. Kalabak suyu hepimiz için çok kıymetli. Esnaf ve esnafın temsilcileri karanlık tüneldeyiz diyorlar. Çünkü evet, kepenkleri belki zorluklar yüzünden kapatanlar vardı. Bir de bu tam kapanmada muafiyet listesine giremedi esnafın pek çoğu. Onlar da mecburen 17 gün boyunca kepenkleri kapalı tutacaklar. Zaten bir sene, bir aydır yaşadıkları sorun ve sıkıntılara bir de bu süreç eklenecek. Destek bekliyorlar ama bekledikleri desteği de şu ana kadar alabilmiş ya da bundan da umutlu değiller. O yüzden de diyorlar ki karanlık tüneldeyiz. Dün akşam Açıkça programında Ali Baş ve Meltem Karakaş Kaya'nın konuğuydu. Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı, Kahveciler Odası Başkanı ve Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı. Üçü aynı şeyleri, tespitleri yaptı zaten ve her birinin ortak görüşüydü bu. Umarız şu 17 günlük sürecin ardından bir nebze yüzleri güler. Bunda da alınan tedbirler ve desteklerin yanı sıra bizlerin aslında göstereceği performans da onlar adına, onların işlerinin açılması adına önemli bir yer tutuyor. Maalesef bu pandemi koşullarında bir yıl bize devletimiz bakamadı. Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban ve Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, STV'de canlı yayınlanan Açıkça programında Ali Baş'la Meltem Karakaşkaya'nın sorularını yanıtladı. Yani esnafa gerçekten sahip çıkılması gerekir. Eskişehir esnafının temsilcileri pandemi sürecinde yaşanan sorunları dile getirirken çözüm önerilerinde de bulundu. Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, adil bir kapanma süreci olmadığını söyledi. Kapanma sürecinde adil olmadı. En altta kalan biz olduk esnafların içinde. Bunu paylaşılmadı.
Bunu baştan paylaşılsaydı benim düşüncelerim, bu virüste bayağı bir yol alırdık diye düşünüyorum. Tabii ki bir tabir vardır. Mekanımızı kapatan hesabı öder. Yani lokantacılıkta da olsun, kahvecilikte mesela, mekanımızı kapatan hesabı öder. Hesabı bırakın, bizim giderlerimiz devam ediyor. İşte SSK giderlerimiz, Bağkur giderlerimiz, efendime söyleyeyim, kiralarımız, elektrik, su, doğalgaz giderlerimiz, kapalı iş yerlerimizin her türlü devlete ve belediyeye ait giderlerimiz devam ediyor. Lokantacılar esnafının bir yıllık salgın sürecini nasıl geçirdiğini anlatan Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ise bu süreçte fedakarlık yapan tek sektör biz olduk dedi. Pandemi tabii bizi çok üzdü. Yani burada tek fedakarlık yapan sektör biz olduk bu süreçte. Yani aç kapa psikolojimizi bozdu hepsi bizim. Yani adeta cezalandırıldık bu süreçte. Yani onurumuz kırıldı, çok üzüldük tabii. Önümüzü göremez olduk. Dengelerimiz bozuldu. Ekonomik koşullar altında ezildik. Bu arada bir yılı geçkin kapalı esnaflarımız var. Bizim bir 5 tane meslek grubumuz var. Bir yıl boyunca iç açmadılar. Maalesef bu pandemi koşullarında bir yıl bize devletimiz bakamadı. Yani bir yıl bize bakamadı. Her esnafın ayrı ayrı büyük dertleri olduğunu vurgulayan Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik ise emlak sektöründe karşılaştıkları güçlükleri sıraladı. Yurt dışından gelen müşterilerimiz vardı, gurbetçi işçilerimiz. Her sene gelirler. Son zamanlarda artık her ay gelirler. Hatta Belçika'dan, Fransa'dan uçak direkt Eskişehir'e indiğini biliyoruz. 250-300 kişilik seferler halinde. Buralara gelirler ve Eskişehir'lere yatırım yaparlardı. Alışveriş bir dönerdi. Tabii bunu da bizi otomatik olarak etkiledi. Biliyorsunuz Eskişehir üniversite kenti. Evet. 2 tane, 3 tane üniversitemiz var. Çok büyük. Yaklaşık 140-150 bin civarında üniversite öğrencimiz var. Bunlar aileleriyle birlikte 200 bin kişi hitap eder. Gelip gidenler oluyor tabii. Bunlar terzisinden tutun, bakkalından tutun, bizim gibi gayrimenkul danışmanlarından tutun, arkadaşımızın restorançılarımızdan tutun. Yani ne kadar esnaf varsa şehrimiz adeta bir, siz de görüyorsunuz, bir ilçe gibi, ilçe görünümüne döndü. Yani bunun başka türlü bir çaresi olabilir miydi bu eğitimin? Başka ülkelerdeki gibi olabilirdi herhalde. Bakın gezelim üniversite civarlarını, evler hepsi bomboş. Emre Bakırel ve Necati Gedik, Gelecek Partisi'nin Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanları partilerinden istifa ettiler. Yaklaşık 200 kişiyle birlikte Büyük Birlik Partisi saflarına katıldılar. Gelecek Partisi'nden istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne geçen Emre Bakırel ve Necati Gedik'in rozetlerini Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Ahmet Namık Akdoğan taktı. Bugün iki değerli kardeşimizin rozetlerini takacağız. Biri daha önce de partimizde görev yapmış ancak farklı arayışlar içerisinde bulunduktan sonra geleceği tekrar Büyük Birlik Partimizde görmüş ve tekrar yuvaya dönmüş arkadaşımız Gelecek Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Emre Bakırer. Diğeri de yıllardır tanıdığımız ve duruşundan emin olduğumuz şehrimizin köklü ailelerinden olan Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı kıymetli ağabeyimiz, eski maliye müdürlerimizden Necati Gedik. Ve onlarla birlikte pandemiden dolayı buraya davet edemediğimiz 200'e yakın Gelecek Partili kardeşlerimiz. Biz kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Gelecek Partisi'nden ayrılma gerekçesiyle ilgili konuşan Emre Bakırel, Gelecek Partisi'nde bir duruş göremediğini belirtti. Büyük Birlik Partisi bizim zaten doğduğumuz yuvamız. Bedensel olarak ayrılsak da ruhen partimiz dedik zaten. Gelecek Partisi'nde bir duruş göremedik. Bir yapılanma açısında bir hazırlık yapılamadı. Biz de özünü sözünü bildiğimiz, doğuşunu sağladığımız partimize geri döndük. Necati Gedik ise Gelecek Partisi'nin teşkilatlanma şeklini eleştirdi. Doğru adrese geldiğime inanıyorum. İnşallah benim için hayırlısı olur.
Gelecek Partisi içinde kötü bir şeyler söylemek istemiyorum. Ama benim görüşüme göre, benim düşüncelerime göre yani ters bir şekilde teşkilatlandıkları için tasvip etmedim. Hoşuma gitmedi, beğenmedim. Oradaki arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Ayrıca Necati Gedik, Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mustafa Başak'ın genel merkez tarafından görevden alındığını iddia ederek, daha sonra tekrar il başkanlığı görevine getirilmesi nedeniyle de istifa etme kararı aldıklarını söyledi. Tabii tam kapanmaya 24 saat kaldı dedik. Haliyle Eskişehir'de çarşı pazarda bugünkü durum, valla neden tam kapanmaya gittiğimizin bir fotoğrafı gibiydi. Her noktada, sadece gıda ürünlerinde değil, hani giyim kuşam alanında dahi vatandaşlar kendini alışverişe attı. Bankalardan tutun da aklınıza gelebilecek her detaya kadar uzun kuyrukların ve kalabalıkların fotoğrafı, yani şehir manzarasıyla devam edelim. ...29 Nisan Perşembe akşamı saat 19'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek tam kapanma öncesi sokaklar doldu taştı. Ramazan bayramını da kapsayan tam kapanmaya bir gün kala Eskişehir'de vatandaşlar çarşılara akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı saatlerde insanların banka, kuruyemişçi ve giyim mağazaları önünde oluşturduğu kuyruklar pes dedirtti. Eskişehir'in en işlek yerlerinden Hamamyolu Caddesi, tam kapanma kararının açıklanmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Cadde boyunca sıralanan mağazalarda insanlar sosyal mesafeyi unutarak alışveriş yaptı. Mağazaların önünde oluşan uzun kuyruklar sosyal mesafe açısından tedirgin ederken, insanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bayram günü için şeker, çikolata ve giyim alışverişi yapması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Alışveriş yaparken bitkin düşen vatandaşların ellerinde alışveriş torbalarıyla yasak olan banklarda da oturup dinlendiği gözlendi. Yasak başladıktan sonra muaf olacak bazı hususlar var, gruplar var. Çiftçiler de onlardan birisi ama muafiyeti bir şekilde hayata geçirebilmeleri için izin belgelerine ihtiyaç var. Haliyle kapanmada ne yapacağız endişesiyle vatandaşlar sadece alışverişte değil aynı zamanda izin belgesi konusunda da ilgili yerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Onlardan biri de Tepebaşı Ziraat Odası'ydı. Türkiye genelinde artan COVID-19 vakalarına yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Eskişehir'de birçok çiftçi ve hobi bahçesi sahibi Tepebaşı Ziraat Odası'na akın etti. Çiftçi kayıt sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler sabah erken saatlerden itibaren Tepebaşı Ziraat Odası önüne gelerek kuyruklar oluşturdu. Valla sıradayız işte bu çiftçi belgesini çıkarmak için. Bekliyoruz iki günden beri. Dün mü başladınız beklemeye? Dün sıra aldık evet dünden beri bekliyoruz. Dün ne kadar beklediniz? 1-2 saat sonra sıra yazdılar oraya liste yaptılar. İşte sıramızı bekliyoruz gelirse o da. Bugün saat kaçtan beri bekliyorsunuz? Sabah 10.30'dan beri buradayım. Bahçeniz mi var? Bahçem var evet. Bahçeye gitmek için izin aldınız. Evet evet iyi yapılacak işler var köyde. İzin belgesi almak için mi geldiniz? Evet. Saat kaçtan beri bekliyorsunuz? Sabahtan beri bekliyoruz. Bayağı olmuş. Evet. Bahçeniz mi var? Evet. Nerede bahçeniz? Kızınlar'da. İzin almak için? Bekliyorum, evet. Dün de gelenler olmuş, beklemişler. Siz dün geldiniz mi? Dün geldik. Numara aldık, gittik. Ne zaman işiniz biter burada? Bilmiyoruz, bekliyoruz işte numarayı. Çok var mı daha sırası? Var, 10 kişi var. İzin belgesi için geldiniz evet, galiba. Evet. Çok oldu mu siz de gelelim? Sabah geldim. Daha çok var mı sıra? 5 kişi var önümde. Kaç saattir bekliyorsunuz şu an? 10.30'da geldim. Bayağı olmuş sizin de. Dün de geldiniz mi yine? Geldim gittim sıraya yazdılar bugün. Sizin tarlanız mı var bahçeniz? Bahçemiz var. Nerede? Yukarı Kartal Mahallesi'nde. Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde uyardı.
Bir öğrenci şehri Eskişehir şüphesiz. Lakin öğrenciye bir senedir hasretiz. Bizim hasret olmamız çok önemli değil. Hizmet sektörü öğrencilerin yokluğundan olumsuz etkilendi. Ama bu öğrencisizliği en çok hisseden, bu konuda en büyük sıkıntıyı yaşayan da şüphesiz apart sahipleri. Bir öğrenci şehri olan Eskişehir'de üniversitelerin eğitime uzaktan devam etmesi kentteki birçok işletmeyi olumsuz yönde etkiledi. Bu işletmeler arasında günlük kiralık apartlar da bulunuyor. Genelde öğrenci ailelerinin kaldığı günlük kiralık apartlar üniversitelilerin memleketlerinde olması sebebiyle boş kaldı. Öğrenci olmadığı için hiçbir şekilde aile gelmiyor artık Eskişehir'e. Virüsten önce tüm öğrencilerin aileleri gelirdi, arkadaşları gelirdi. Yani toplu bir şekilde burada daire tutarlardı, hizmetimizi sunardı. Ama şu anda işlerimiz %50'nin altına düşmüş vaziyette. Büyükşehir Belediyesi pandemide şehir paylaşmaktır diyor. Ramazan ayında da Ramazan paylaşmaktır diyor. Ve ihtiyaç sahipleriyle Ramazan paylaşmaktır kolilerini buluşturmaya devam ediyor. Derneklere, sendikalara, odalara da destek veriyor Büyükşehir Belediyesi bu anlamda. Son olarak da Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği, EYT'lilere bu Ramazan paylaşmaktır kolileri teslim edildi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Ramazan Paylaşmaktır uygulaması büyük destek görerek devam ediyor. Uygulama kapsamında market.eskiseyir.bel.tr üzerinden hayırseverlerin satın aldığı Ramazan kolileri, esnaf odaları, dernekler ve muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Son olarak Eskişehir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dayanışma Derneği'ne teslim edilen Ramazan kolileri ihtiyaç sahibi EYT'lilerle buluşmaya başladı. Erzak paketlerini teslim alan Eskişehir EYT Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine teşekkür etti. Eskişehir'deki hayırsever insanlarla Büyükşehir Belediye'mizin beraberliği Ramazan için hazırlamış olduğu Ramazan kolileri Eskişehir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'mize teslim edildi. Biz de derneğimizdeki ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza bunları paylaşacağız. Ramazan Paylaşmaktır uygulamasına destek vermek isteyen vatandaşların market.eskiseyir.ben.tr web sitesinden ve üretici marketlerden erzak kolisi alabileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, iyilik hareketini büyüten tüm vatandaşlara teşekkür ettiler. Eskişehir'de de elektrik dağıtımından sorumlu olan Osman Gazi Elektrik Dağıtım AŞ 2020 yılından bu yana sahadaki çalışanlarıyla merkez arasında saha çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığını sağlamak adına görüntülü teyit sistemini kullanıyor. Sistem yaklaşık 50 bin kilometrede 600 çalışanı güvence altına alıyor. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerine elektrik dağıtımı sağlayan OEDAŞ, 2020 yılından beri saha çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığını sağlamak adına görüntülü teyit sistemi kullanıyor. Görüntülü teyit sistemimiz yaklaşık 49 bin kilometrekarelik bir alanda vermiş olduğumuz hizmeti takriben 50 bin kilometrelik bir şebekede 600'e yakın personelimizle sürekli bakım ve kesintilere müdahil amaçlı kurdu. Merkez birimde bulunan iş güvenliği uzmanları ve sahadaki teknisyenler arasında kurulan görüntülü bağlantılar sayesinde herhangi bir arıza durumunda anında görüntülü bağlantı sağlanarak arızalar ve rutin kontroller çok daha güvenli bir şekilde yapılıyor. Şimdiye kadar çok ciddi bir şekilde personelimizin gerekli iş güvenlik kurallarına uygun olarak gerekli hassasiyetle çalışmalarını gözlemledik. Yaptıkları hatalar konusunda kendilerine bilgi dönüşü yaptık ve daha kısa sürede daha doğru çalışmalar yapılmasını sağladık. Sistemi kullanmaya başladıklarından bu yana binlerce görüntülü teyit gerçekleştirdiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, bu sayının 2020 yılı içerisindeki sadece 4 ayda bile 7 binin üzerine çıktığını söyledi.
Şimdi koronavirüs yüzünden etkilenen bir başka meslek grubuna çevireceğiz kameralarımızı. Hac ve umre malzemesi satan mağazalar. Onlar da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Malumunuz hac ve umre askıya alındı. Dolayısıyla kimse gidemiyor. Bir tarih de yok. İleriye dönük bir umut da yok. Dolayısıyla kimse artık o dükkanlardan içeri bu amaçla girmiyor. İşletme sahipleri de haliyle ne olacak bizim halimiz? En azından bir tarih verilsin diye haklı bir talepte bulunuyorlar. Suudi Arabistan tarafından alınan karar nedeniyle kapatılan umre ve haclar, hac ve umre malzemeleri satıcılarının işlerini derinden sarstı. Sektörün son halini Eskişehir'de yaklaşık 20 senedir hac ve umre malzemeleri satan Enver Bostancı anlattı. Pandemiden dolayı, salgından dolayı bizim işlerimiz yavaşladı demeyeceğiz de ben net söylüyorum tamamen kesilmiş durumda. Çünkü hacca umreye giden insanlar belli sayıda belli kotalarla gitmiyorlar. Gidiyorlar değil, hiç gitmiyorlar. Hiç gidiş yok. Bostancı sektörde umut olması için hem Suudi Arabistan hem de Türkiye yetkililerinin konuya ilişkin ileriye dönük bir tarih belirlemesi gerektiğini söyledi. Bizim sektörde bir kere umut olması için hac ve umre ziyaretlerinin başlaması lazım. En azından bunun açıklanması lazım. Mesela bize desek ki şimdi ilgili yetkili merciler, İşte biz Kasım ayında umreyi açıyoruz. Bu sene hac yok ama Kasım ayında umreyi açıyoruz deseler ya da dese ki Kasım'da değil de 2022'nin ocağında açacağız dese, Şubat'ında Mart'ında açacağız dese bizim için daha iyi. Çünkü insanlar önlerini görecekler, ona göre hazırlık yapacaklar. Günü kendi adımıza noktaladık. 20.30'da 3 çizgi programı STV ekranlarında sizlerle olacak. Ama öncesinde 19'unda iftar sevinci var. Hepinize şimdiden iyi iftarlar diliyoruz. 24 saatlik bir süre kaldı 17 günlük tam kapanmaya. O sürece dair hazırlıklar yarın da devam edecek ama ne olur çarşıda, pazarda, alışveriş gerçekleştirdiğimiz noktalarda biraz daha serin kanlı, biraz daha kurallara uyarak hayatımızı, alışverişlerimizi gerçekleştirmeye çalışalım. Hoşça kalın.